Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, çökmüş bir imparatorluğun küllerinden cumhuriyeti kurarken, çekilen çile ve zorlukların bir kez daha tekrarlanmaması için tarihini özümseyen ve eğitimli nesillerin yetişmesi gerektiğini biliyordu. Büyük bir zafer kazanılmıştı ancak muasır medeniyetler seviyesine gelebilmek için sadece savaş alanında kazanılan zaferler yeterli olamazdı. Türk çocuklarının tüm yoksunluklara rağmen kazanılanların kıymetini anlayabilmeleri adına Türk inkılabını tüm detaylarıyla bilmeleri gerektiğine inanıyor, ülkemizde bulunan yabancı menşeli okulların Kurtuluş Savaşı'nda gösterilen özveriyi yeteri kadar anlatamayacağını düşünüyordu. Büyük Önder 1 Kasım 1925'te Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışında tüm ulusa şöyle seslenecekti. Eğitim konusuna başlarken kız ve erkek çocuklarımızın ve ana babaların eğitim için gösterdikleri genel istek ve coşkuyu övgüyle anmak isterim. Büyük Millet Meclisi'nin ve Cumhuriyet Hükümeti'nin bu konuda büyük çabalar harcadığı açık olmakla birlikte bilim ve eğitimde ilerlemeye yönelik isteği yerine getirebilmekten daha çok uzağız. Önümüzdeki yıl için sizlerden devletçe yapılabilecek en büyük özveriyi rica ederken, varlıkta olan vatandaşlarımıza da korumalarına verilmiş çocuklarımızı özel girişimleriyle okutup yetiştirmelerini önemli öğütlerim. 1920 yılında henüz ülke işgal altındayken bile mermi sesleri arasında Maarif Kongresi'ni toplayan bir liderdi Atatürk. Dahası ülkenin geleceğinin ancak eğitimle şekilleneceğini düşünüyordu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini emir telakki eden 202'si milletvekili 251 kurucu üye 31 Ocak 1928 tarihinde Türk çocukları için yabancı okullara başvurmak zorunda bırakmayacak okullar, barınabilecekleri yurtlar açmak, maddi olanakları yetersiz çocuklara burs olanağı sağlamak ve yabancı dil öğreterek çağdaş bir eğitim vermek amacıyla Türk Maarif Cemiyeti'ni kurdu. Türk Maarif Cemiyeti, eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olma özelliğini taşıyordu. Genç Cumhuriyet'in yetişmiş ve eğitimli genç nesillere ihtiyacı vardı. Kuruluş tüzüğünde yer alan cemiyet hiçbir siyasi amaç gütmeyip sadece memleket gençliğinin eğitim ve öğretimine yardım ile meşgul olur ifadesi ise derneğin siyasetten uzak, sadece eğitime mesai harcayan yapısını gözler önüne seriyordu. Cemiyetin kurucularından Milli Eğitim Müsteşarı Kemal Zaim Bey'in "Hangi memleket çocuklarına bizimki kadar muhtaçtır? Hangi memleket bizim kadar fakirdir? Öyle bir işin içindeyiz ki herkes dağarcığında ne varsa ortaya dökmelidir" sözü, olanaksızlıklar yüzünden eğitim hakkından mahrum, zeki ve başarılı çocukları eğitmek isteyen bir merkez üs olma görevini kendine amaç kabul eden, Türk Maarif Cemiyeti'nin kuruluş amaçlarından birini en iyi açıklayan sözlerden kabul edilebilir. Derneğin bugün de kullanılmakta olan amblemi 1929 yılında kabul edilmiştir. Amblemde bulunan ay şanlı bayrağımızdan alınmış, 5 adet yıldıza cemiyetin kurucularına saygı için yer verilmiş, meşale ise eğitimi temsil etmek için seçilmiştir. Cemiyet, meşaleyi tüm ülkeye yayarak cumhuriyeti sonsuza kadar korumaya gönül vermiştir. Türk Maarif Cemiyeti ilk iş olarak 18 Eylül 1928'de Bursa, 15 Kasım 1928'de İstanbul yurtlarını açtı ve burslar vermeye başladı. Aynı yıl Ankara'da da yurt imkanı sağlayan Türk Maarif Cemiyeti, harf devrimiyle birlikte eğitim seferberliğine destek olmak amacıyla vatandaşlarımıza Türkçe kursları da açtı. Tarihler Ağustos 1929'u gösterdiğinde Fransızca, Almanca ve İngilizce öğretmeye başlamıştı bile. 1929'un Kasım ayında ise memleketimizdeki yabancılar için Türkçe kurslarını hayata geçirmişti. Cemiyetin aylık dergisi olan Dilek Bağı, 10 Haziran 1930 yılında ilk sayısını çıkardı. Türk Maarif Cemiyeti tüm bu işleri yaparken örgütlenmesini de giderek büyütüyordu. 1931 yılına gelindiğinde tam 32 ilde 2247 üye sayısına ulaşılmıştı. Bozkır'da yakılan meşale tüm Anadolu'ya yayılıyordu. 1931 yılında dernek merkezinin olduğu yerde Yenişehir Özel, Ana, İlk ve Ortaokulu faaliyete geçti. Aynı yıl Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Bursa Kız Koleji'ni ziyaret edecekti. Eskişehir Yatılı İlkokulu, Gaziantep Anaokulu, İzmir Ege Lisesi, Uşak Lisesi ve Türk Maarif Cemiyeti Kız Koleji ise cemiyetin peş peşe açtığı okullar oldu. 1930-1931 eğitim ve öğretim yılında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde açılan anaokulu ile eğitim faaliyetlerine başlayan Yenişehir Anaokulu'nun 1931, 1933 ve 1936 yıllarında sırasıyla ilkokul, ortaokul ve lise kısımları açılacaktı. Bu okuldan mezun olan öğrenciler aynı zamanda Türkiye'nin yabancı dille eğitim veren ilk Türk Koleji'nin de mezunları olacaktı. 1939 yılında eğitim alanında yaptığı etkin çalışmalar
ve köklü değişiklikler sebebiyle Bakanlar Kurulu tarafından kamu yararına çalışan dernek statüsü kazanan Türk Maarif Cemiyeti, 1946 yılındaki dilde sadeleştirme çabalarına uyum sağlayarak Türk Eğitim Derneği adını aldı. Zaman içinde değişen dünya düzeni ve bu düzenin getirdiği zorluklar nedeniyle ileriye doğru atılmaktan bir süreliğine vazgeçip olduğu yerde köklenmeyi tercih eden ve iyi eğitimi hakkıyla tüm yurda yaymak için doğru zamanı bekleyen dernek, köklerini sağlamlaştırdıkça meşaleyi tüm yurda taşımaya devam edecekti. 1951-1952 eğitim öğretim yılında hazırlık sınıfları açarak tamamen İngilizce eğitime geçen ve o vakte kadar Yenişehir Lisesi adını taşıyan okul, Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji ismini aldı. TED Ankara Koleji, derneğin kökü olurken bu kök başkentin kalbinde bir semte ismini verecek, güçlendikçe Bozkır'da yıkılan meşale tüm Anadolu'ya yeniden yayılmaya başlayacak. Türk Eğitim Derneği istenilen seviyeye geldiğinde gönül rahatlığıyla görevlerini yerine getirmeyi sürdürüp geliştirdi. 1958-1959 yılında Ankara Koleji'nden mezun olan 229 kişi ilk mezunlar oldular. 1954 yılında kurulan Eğitim Spor ise 1956 yılında TED Ankara Kolejciler Spor Kulübü adını aldı. 1958-1959 yılında TED Ankara Koleji ilk mezunlarını verirken, aynı yıl dernek kendi içerisinde hedeflediği köklenmeyi istediği düzeye ulaştırmıştı bile. Bu yılda öncelikle ülkemizdeki yüksek memurların çağrılarına kulak veren dernek, TED Zonguldak Koleji'ni açtı. Zonguldak Koleji'nin açılmasını takip eden 5. yılda Karabük Koleji'ni ve bir sene sonra da Kayseri Koleji'ni hayata geçirdi. 1967-1968 eğitim öğretim yılında Karadeniz Ereğli Koleji'ni, 1987-1988 yılında ise Batman'da 6. okulunu açtı. 2004 yılına gelindiğinde 14 ilde okul açmış olan dernek, tüm ülkeye yayılma hedefini hızlandırmıştı. TED Ankara Koleji, 2004 yılında İncek Kampüsü'ne taşındığında, bir tarihin izlerini taşıyan okul binaları da 2008 yılında kuruluş çalışmalarına başlanan, şahsa değil, büyük bir camiaya ait üniversite olan TED Üniversitesi'ni ağırlamaya hazırlanıyordu. TED Üniversitesi'nin kapılarını açtığı 2012 yılında, ülkemizin acil eğitim sorunlarına yapıcı bir yaklaşımla yenilikçi çözümler geliştirmek olan düşünce kuruluşu TEDMEM'de faaliyete geçmişti. TEDMEM'in kuruluşu öncesinde de dernek, yayınlarıyla, araştırmalarıyla ve düzenlediği bilimsel toplantılarla eğitime yön verme misyonunu gerçekleştirmek üzere çalışmalar yapıyordu. Türkiye'de okul öncesi eğitim ve ilköğretim sistemi, öğretmen yeterlilikleri, yüksek öğretime geçiş sistemi, orta öğretime geçiş sistemi, okullarda şiddetin önlenmesi gibi pek çok konuda eğitim politikalarına yön veren araştırmalar yapıp raporlar hazırlayan derneğin, Türkiye'de Üniversite Giriş Sistemi Araştırması ve Çözüm Önerileri başlıklı raporu ile üniversite kapısındaki yığılmanın nedenlerini sonuçlarıyla birlikte göstermiş ve objektif çözüm önerilerine yer vermiştir. Rapor ve sonrasındaki çalışmalar, ülkemizdeki sınav sistemine ilişkin bir kamuoyu oluşturulmasını sağlamıştır. Uluslararası alanda seçkin bilim insanlarının katılımı ile eğitim forumları organize eden dernek, TEDMEM'in kurulmasını takiben başta Ulusal Eğitim Programı ve Türkiye Eğitim Atlası olmak üzere birçok değerlendirmeye imza atarken, uluslararası düzeyde eğitim forumları da düzenlemeye devam etmekte. Aynı zamanda Türkiye'nin eğitim alanında en prestijli dergisi kabul edilen Eğitim ve Bilim Dergisi de dernek çatısı altında yayımlanmaktadır. Eğitimin sanatla da harmanlanması gerektiğine inanan TED, 2007 yılında Türkiye'nin ilk amatör senfoni orkestrası olan TED Senfoni Orkestrası'nı hayata geçirmiştir. Derneğe yüklenen misyonlardan en önemlilerinden bir tanesi, yoksulluğun çocuklarımız üzerinde yarattığı karanlığı yakılan meşalelerle aydınlatmaktır. Bu misyon doğrultusunda dernek, kaliteli, çağdaş ve geleneklerini modern dünyayla birleştiren bir anlayışla üniversite hayatlarının sonuna kadar çocuklarımıza TED eğitimi vermeyi sürdürmektedir. Çocukların iyi bir eğitimle kaderinin değişeceğine inanan Türk Eğitim Derneği, çocukların değişen kaderinin Türkiye'nin de kaderini değiştireceğine inanmakta ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Eğitimdir ki bir ulusu ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır ya da bir ulusu esaret ve sefalete sürükler" sözünü kendisine örnek almaktadır. Değişen dünya ihtiyaçlarına uyum sağlayarak öncü ve örnek olacak bir model geliştirmek amacında olan dernek, eğitimde pozitif ayrımcılıkla eşitsizlik duvarını yıkmaya uğraşmakta ve çocuklarımıza destek olmaktan öte çocuklarımızı sahiplenmektedir. Misyonu gereğince bugüne kadar toplam 48 bin öğrenciye burs veren Türk Eğitim Derneği,
Türkiye'nin eğitim alanındaki en köklü sivil toplum kuruluşu sıfatıyla ve ülkenin tüm gençlerine fırsat yaratarak geleceğin liderlerini yetiştirme iddiasıyla 2003 yılında başlatılan 10.000 Genç Meşale Daha Aydınlık Türkiye kampanyası ile tamamen fırsat eşitliğini hedeflemektedir. Başarılı, ahlaklı ancak ailelerinin maddi durumu belli bir sınırın altında olan çocukları tüm ülkeden belirleyerek onların üniversite hayatlarının sonuna kadar her türlü ihtiyacını tamamen karşılıksız bir şekilde üstlenmektedir. Benim karşıma şu an her kim isem, hayata şu an baktığım yerden bakabiliyorsam bunun yegane sebebini çıkardı. Türk Eğitim Derneği bana her öğrencinin hakkı olan ama alamadığı mükemmel bir eğitim, iyi bir kariyer ve sonuç olarak iyi bir gelecek kazandırdı. Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi'nin dışında tüm TED okulları da çeşitli oranlarda burslar vermektedir. Giderek büyüyen ve Türkiye'nin her yerinde okul ve yurt açma amacını kuruluş tüzüğünden alan Türk Eğitim Derneği, ülkenin 7 bölgesinde birçok kente yayılan okul alanını giderek arttırıp çocuklarımızın barınmaları için yurtlar açmaya ve kalkınmanın temelinin tamamen eğitimden geçtiğine inanmaya devam ederek çalışmalarını medeniyet ışığında tüm ülkeye yaymayı sürdürecektir.